hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır, hatta neredeyse kanalı açtığım zamandan beri bana sorduğunuz ve benden istediğiniz bir videoyu çekiyorum. Artık hepinizin çok iyi bildiği üzere ben Akdeniz Üniversitesi gastronomi okuyorum. Şimdiye kadar bölümüm, üniversitem hakkında birçok video çektim. Ancak şöyle düşündüm, kanalımı sadece Akdeniz Üniversitesi'nde okumak isteyenler izlemiyor. Aynı zamanda diğer üniversitelerde gastronomi okumak isteyenler ve diğer üniversitelerin şartlarını merak edenler de izliyor. Bu yüzden bu videoyu çekerkenki asıl amacım tercih sürecinde size yardımcı bir rehber olması. Ben videoyu çekmeden önce diğer üniversitelerdeki gastronomi eğitimini araştırdım. Kötü olan var, iyi olan var, eksikleri olan var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Açıkçası biraz fazla emek sarf ettim. Bu yüzden bu videoyu beğenirseniz ve eğer olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenileriniz ve yorumlarınız beni video çekmeye daha çok teşvik ediyor. Ve zaten severek yaptığım bir şeyi çok çok daha sevmeme yardımcı oluyor. Videoya like'ınızı attıysanız ve kanalıma abone olduysanız hazırsanız başlayalım. Ayrıca içinizden eğer bu bölümlerde okuyan, memnun olan, olmayan ve daha çok değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Giresun Üniversitesi Gastronomi. Çok yeni ve yaklaşık 5 yıldır açılmış durumda. Ancak buna rağmen hocalar çok ilgili ve teşvik edici. Birinci sınıfta genel olarak diğer gastronomi bölümlerinde de olduğu gibi uygulamalı mutfak dersi yok. Güzel bir avantaj olaraksa birinci sınıfta genel İngilizce dersi alınıp diğer yıllarda mesleki İngilizce dersi alınmaya başlanıyor. Okulun tek olumsuz yanı şehrin öğrenci hayatı için gelişmiş olmaması ve sosyal bir imkan sunamaması. Turizm fakültesi merkez kampüste değil, başka bir ilçede yer alıyor. Bu öğrenciler için kötü bir durum ancak ortama uyum sağladıkça göz ardı edilebilir bir şey. Tercihlerini Giresun Üniversitesi'ne yazmak isteyen öğrenciler için ilk olarak okul öğretmenlerin profesyonel olması, sonrasında ise bölümün okulda yeni açılmış olmasına rağmen gayet iyi durumda olmasından dolayı avantajlı halde. Bahçeşehir Üniversitesi. Söylenene göre okul bu bölüm için çok fazla yatırım yapıyor. Kampüsten ayrı olarak 8 katlı bir bölüm binası var ve öğrencilerin bütün ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor. 3 tane sıcak mutfak, 1 tane pastane mutfağı olmak üzere toplam 4 tane ayrı mutfağı var. Ve bu mutfaklar bireysel çalışmalar için yeterli ve uygun seviyede. 1. sınıfın 2. döneminde mutfağa alışmak için haftanın bir günü uygulamalı ders oluyor. 2. sınıfa geçildiğinde ise direkt uygulamalı derslere başlanıyor. Öğretim görevlilerinin her biri alanında uzman kişiler, ancak üniforma, bıçak ve diğer araç gereçleri için istenen fiyatlar normalin biraz daha üzerinde denebilecek boyutta. Gastronomi kulübü çok aktif ve düzenli olarak şehir içi, şehir dışı ve diğer kültürel gezilerle eğitimlerini destekliyorlar. Tercih etmeyi düşünenler için tek eksi yanı fiyatı. Ancak tam burslu kazandıysanız gayet rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Maalesef biraz ortalamanın üstünde bir maliyeti var. Ayrıca şimdi söyleyeceğim şey diğer üniversiteler için de geçerli. Bölümlerin ders içeriklerini mutlaka internetten bakmanızı tavsiye ederim. Çok isterseniz eğer yorumlarda bunun hakkında bir video da çekebilirim. Bu arada gastronomi bölümü binasının altında bölüme ait öğrencilerin çalıştığı kafe ve restoran tarzı bir yerde bulunuyor. Batman Üniversitesi. Öğrencilerin söyledikleri kadarıyla ön yargılarını kırıp tercih edebilecekleri cinsten iyi bir eğitim sağlıyor. Kampüsü Hasankeyf'te bulunuyor. Uygulama oteli, mutfak malzeme ücretlerinin karşılanması, mutfak yeterliği ve en önemlisi de teorik derslerden çok derslerin uygulamalı ve eğitime daha açık bir şekilde işlenmesi okulu iyi bir tercih haline getirebiliyor. Yaşar Üniversitesi.
sene tamamen teorik dersler görülüyor, mutfağı ve uygulamalı dersleri ise ikinci sene geçiliyor. Mutfaklar malzeme açısından çok zengin fakat alan açısından pek de geniş değil. Şef önlüğünü ve bıçak setini öğrenciler kendileri temin ediyorlar. Geri kalan malzeme gibi masraflar ise okula verilen ücretten karşılanıyor. Ders uygulamalı bilimler olarak geçiyor ve bölümün öğretim görevlileri gayet iyi. Mutfakta şefler güler yüzlü ve eğitim vermeye gayet açık insanlar. Zaman zaman ünlü ve alanında uzman şefler konferans için geliyorlar. Ayrıca okul içerisinde birçok etkinlik düzenleniyor. Okulun en çok da gastronomi bölümü için yaptığı yatırım göze değer bir eğitim sağlıyor. Bölümde Türkçe ve İngilizce hazırlık dersleri yok, seçmeli dersler için ise çok fazla yabancı dil seçeneği var. Japonca, Almanca, İspanyolca ve dahası. Aynı şekilde mutfaktaki şeflerin de yabancı dilleri var, ancak kampüs bayağı küçük. Zaten gastronomi bölümünün dersliği de ek binada bulunuyor. %50 veya %100 bursluysanız tercih edilebilir, ancak ücretli bir şekilde okumak istiyorsanız başka okullara bakmanız daha faydalı olabilir. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Okul Sapanca Kırkpınar'da bulunuyor, ancak uygulama mutfağı okulun içerisinde değil. Mutfağa ulaşım biraz sorun oluyor ve dolmuşlar uygulama otelinin önünden geçmiyor. Dolmuştan indikten sonra yarım saat yürüme mesafesinde bulunuyor. Haftada iki defa uygulamalı dersler var. Genel olarak okulun eğitimine iyi denebilir ve ekipmanlar yeterli, ancak okulda bıçak sıkıntısı bulunuyor. Genel olarak en çok tuhafıma giden buydu. Okul bıçak vermiyor, birkaç tane bıçak var ve sırasıyla o bıçaklar kullanılıyor. Tercih etmeyi düşünüyorsanız eğer kendi ekipmanınızı almanız ve getirmeniz daha mantıklı olur. Uygulama dersleri sabahçı öğrenci şeklinde işleniyor. Mutfak biraz küçük ve sınıflar yaklaşık 60-70 kişilik. Malzemeleri okul karşılıyor ancak uygulama sınavlarında temel gıdalar hariç hepsini öğrenci karşılıyor. Alanında uzman şefler eğitim için okula geliyor. Sushi şefi, dondurma şefi ve İtalyan şefleri daha önce okula eğitim vermeye gelmişler. Ve ayrıca okulda dondurma makinesi bulunuyor. Okulun eğitiminin yanı sıra zorunlu staj uygulaması var. Birinci sınıfta 2 aylık bir yaz stajı, ikinci sınıfta ise 4 aylık bir dönem stajını 5 yıldızlı bir otelde yapma zorunluluğu var. Okulun staj yeri konusunda anlaşmalı otelleri var ve yardımcı oluyor ama umarım bıçak sıkıntısını karşılar, buradan sevgiler gönderiyoruz. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi. Üniversite için bazı öğrenciler kesinlikle yapılan olumlu yorumlara katılmıyorlar. Evet, öğretim görevlileri veya iyi akademisyenler okulun bünyesinde bulunuyor ancak söylenene göre okul bir o kadar da kötü akademisyenlerle dolu durumda. Ayrıca okulun yönetim ayağı da çok başarısızmış. Şehirde neredeyse erkek yurdu yok denebilecek kadar az, sadece 2 tane bulunuyor. Bir tanesi merkezde bulunuyor ve her gün otobüs kullanarak gidip gelmeniz gerekiyor. Öbürü ise çok ufak tek kişilik pansiyonları olan odayı 3 kişilik odaya çevirmişler. Anlayacağınız üzere gastronomi bölümü için pek tavsiye edilmeyen bir üniversite. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. Okulun eğitimini mutfak alanında düşünürsek haftada 2 defa uygulamalı ders oluyor. Okul mutfak araç ve gereçleri açısından bayağı donanımlı. İçerisinde ana mutfak ve bir adet pastane mutfağı bulunuyor. Hocalar eğitim verme konusunda gayet iyi, tek bir dezavantajı var. Konumu dümdüz bir şehir olan Konya'nın tek dağlık yerine turizm fakültesi koymuşlar. Eğer yaz kış o dağa tepmek istiyorsanız bu bölümü tercih edebilirsiniz. Yabancı dil konusuna gelirsek ilk sene İngilizce, diğer senelerde ise seçmeli Rusça ve Fransızca derslerini görebiliyoruz. 3. sınıfın bahar döneminde zorunlu olmayan, isteğe bağlı yapılan bir staj var. Okul öğretim görevlileri sayesinde staj yapılacak işletmeler konusunda bayağı şanslı görünüyor. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. (Gülüyor)
Karaman'ın küçük bir şehir olması sizi olumsuz etkilemez. Aşçılık, pastacılık ve gastronomi bölümü öğrencilerinin kullanmış olduğu mutfaklar gayet donanımlı ve son derece büyükler. Akademisyenler her konuda kesinlikle öğrenciden yana ve desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. En önemlisi de mutfak için malzemelerin tüm giderleri okul tarafından karşılanıyor. Gastronomi açısından iyi bir eğitim sunabilecek bir üniversite. Selçuk Üniversitesi. Bu üniversite gastronomi bölümünde mutfak alanında çok yetersiz ve bu gastronomi öğrencilerinin eğitimini olumsuz yönde etkiliyor. Okulun kampüsü çok güzel ve içerisinde sosyal alan için hemen hemen her şey var. Ancak maalesef ki henüz kaliteli bir eğitim verebilecek mutfakları yok. Her şey yeni yapılmakta ve ayrıca bu bölüm için akademisyen eksiği de çekiyorlar. Öğrenciler mutfak içerisinde kullanacak malzeme masraflarını kendileri karşılıyorlar. Şehirde ise yapılacak pek bir aktivite yok. Turizm alanında iyi bir eğitim almak için ideal fakat mutfak dersinin gereksinimlerini kaldıramayacak bir üniversite. Şimdiye kadar 9 üniversitenin gastronomi eğitimlerini inceledik. Bu serinin tabii ki de devamı gelecek. Eğer yorumlara incelememi istediğiniz üniversiteleri yazarsanız ve hangi bakımdan bilgi almak istediğinizi de söylerseniz ayrıca ben bir sonraki videoda onları inceleyeceğim. Şimdilik videoların altında yorum olarak bana en çok sorulan üniversiteleri inceledim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video için yorum yapmayı asla unutmayın. Eğitimini beğendiğiniz veya gitmek istediğiniz üniversiteleri de yorumlara yazabilirsiniz. Bu video birazcık da olsa size fikir verebildiyse ne mutlu bana. Umarım hepiniz istediğiniz bölümleri, istediğiniz üniversiteleri kazanırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.